Değerli izleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aradan 12 yıl geçti. 19 Aralık 2000 tarihinde Türkiye cezaevlerinde Hayata Dönüş Operasyonu adı altında bir katliam gerçekleşti. Gündem onun bu akşamki esas konusu bu katliamdı. Arkadaşlarımız, konuklarımız o günleri bize anlatacaklar. Çünkü o günleri birebir yaşamışlardı. Ve bu süreç hala devam ediyor. Bu arada Hülya Asi arkadaşımız Mainz Göçmen Danışma Merkezi'nden aramıza katıldı. Sevgili Hülya, hoş geldin. Bahadır, ben hemen sana sorayım. İkisi askerdi, ölenlerin ikisi askerdi. 32 kişi hayatını kaybetti. 20 Ekim'de mahkumlar açlık grevi başlattılar. Ama bu biraz sonra değineceğiz, ama açlık grevi 19 Kasım tarihinde ölüm orucuna çevrildi ve bir ay sonra da katliama dönüştü. Ama bu anda telefonumuz varmış, biz telefonumuzu alalım. Değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler, gazeteci arkadaşımız Bayram Balcı telefon attığımızda. Sevgili Bayram, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bayram, sen Maraş'a gittin, Maraş'ta cenaze törenine katıldın. Bize bir özetler misin? Bu cenaze töreni nasıl geçti, kalabalık nasıldı, insanlar neler söylüyorlardı? Bize bir özetini yapar mısın? Ya ben Maraş üzerine gelmeden önce şunu söyleyeyim. Paris'te 3 kadın Kürt siyasetçiye sıkılan kurşun, aynı zamanda bence tarihte yapılmış ilk barış anlaşması olan Kadeş Anlaşması'na da sıkılmış bir kurşun. Yani nasıl Abdullah Öcalan 2. Dersim katliamı diyor, belki bunu da söylemiş olabilir. Bu Kadeş Anlaşması'nın tarihteki ilk barış anlaşması olan Kadeş Anlaşması'nın altında imzası bulunan kadın Futahefa Elbistanlı'dır. Elbistanlı bir Hurri aşireti prensidir. Şimdi bu suikastı işleyenler belki ne yaptıklarından tam olarak farkında değillerdir. Bence başbakan bile bunun farkında değil. 13. yüzyılda Ramses ve Hitit Kralı Hattuşeş arasında imzalanan barış anlaşmasının altında Elbistanlı bir prensesin imzası var. Futahefa'nın imzası var. Şimdi Paris suikastı aslında tarihsel anlamda yapılmış ilk barış anlaşmasının barış anlaşmasına da yapılmış, sıkılmış bir kurşundur. Şimdi bu ne anlama geliyor? Daha açıkçası bu barış anlaşmasının mimarı olan Elbistanlı Hepa'nın topraktaşı, memleketli hemserisi Paris'te vahşice katlediliyor. Bu şunu gösteriyor. Kürt-Türk barışı bütün Orta Doğu'yu alt üst edecek bir şeydir. Bütün Orta Doğu'daki ulus devlet yapısını temelinden sarsacak bir şeydir. Şimdi bu suikastı planlayanlar elbette bunun farkındadır, ama bizim başbakanımız bile bunun farkında değil. Yani bu suikastı planlayana sıkılan kurşun Kadeş Anlaşması'na, tarihteki ilk barış yazılı barış anlaşmasına sıkılmış bir kurşundur. Bunun başbakan bile farkında değil. Bunu birçok insan bile farkında değil. Şimdi bir özelliği bu suikastların. Bir özelliği ise Sakine Cansız'dır. Sakine Cansız PKK'nın kurucularından birisidir ki aynı zamanda Abdullah Öcalan'ın bu suikastı 2. Dersim katliamı olarak değerlendirmesinin nedenlerinden bir tanesi de budur. Şimdi Elbistan tarihinde ilk kez bu kadar görkemli, bu kadar büyük bir cenaze töreniyle karşı karşıya kaldı. Biz geçmişte biliyoruz, Elbistan'dan insanlar çatışmalarda öldürülmüş gerillalarını, çocuklarını, evlatlarını gizli gizli gömüyorlardı. Korkarak cenaze töreninde evlatlarına sahip çıkıyorlardı. Ama Elbistan halkı da artık, Elbistan'daki Kürt halkı da artık bu topraklarda, bu coğrafyada barışın ne kadar erken bir şey olduğunu ortaya koydu. Korkusuzca ortaya koydu.
Yani Fidan Doğan'ın öldürülmesi nasıl ben tarihsel bağlantısını kurdum, işte Kadeş anlaşmasına yönelik bir kurşundu, bir suikasttir diye bağlantısını kurdum ama bunun da artık Elbistan halkı, Elbistan'da yaşayan Kürtler nasıl bir coğrafya üzerinde yaşadıklarını fark ettiler. Fidan Doğan'ın nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu fark ettiler. Fidan Doğan Kürtlerin Avrupa'da barışın sağlanması için diplomatik çalışmaları yürüten bir arkadaştı, bir insandı. Bunu da fark ettiler. Şimdi bu suikastler en büyük boyutu da şu, hep bir benzetme yaparlar. İşte Türkiye medyası da, Türkiye'de medya da bu benzetmeyi yapıyor. Abdullah Öcalan, Mandela benzetmesini yapıyorlar. Şimdi elbette ki hatta onlar şunu da söylüyorlar, diyorlar ki Abdullah Öcalan Mandela değildir. Elbette ki Abdullah Öcalan Mandela değil. Mandela'nın Güney Afrika'da sağladığı barışla Abdullah Öcalan'ın Türk-Kürt barışını sağlaması farklı bir şeydir. Bütün Ortadoğu'daki dengeleri, ulus devlet yapılarını değiştirecek bir şeydir. Ortadoğu'daki sistemi, bu kapitalist sistemi konfederal sisteme götürecek bir barıştır bu. Yani bir anlamda, tarihsel anlamda Kibit planıyla ki altındaki bu barışın mimarı Elbistanlı Hepa'dır, Kürt Hepa'dır, Hurri prensidir kendisi. Nasıl o dönemde Hititlerle II. Ramses'in imzaladığı barış anlaşması Orta Doğu coğrafyasında bir konfederal sistem yaratmışsa, Abdullah Öcalan'la Türk Devleti'nin yaratacağı, oluşturacağı barış da yine Orta Doğu'da bir konfederal sistem yaratacaktır. Yani bir ikinci Kadeş anlaşmasına tutulmuş bir kurşundur bu. Peki. Sevgili Bayram, çok teşekkür ederim. Sadece Türk-Kürt barışı olmayacaktır bu barış. Bütün Orta Doğu sistemini dönüştürecek, değiştirecek, bütün Orta Doğu sistemini demokratikleştirecek bir barıştır. Şimdi Fidan Doğan'ın katledilmesinin bir de böyle bir anlamı var. Bunu da Elbistan halkı nispeten de olsa kavramıştır, fark etmiştir. O cenaze töreni bunu gösteriyor. Ve Elbistan'da tarihinin ilk büyük cenaze töreni gerçekleşti. 10 binlerce insan sel oldular o 8 kilometrelik yolda, Barış Beldesi'nden Molevit'te köyüne kadar sel olup aktılar. Bunu herkes de gördü. Hatta ben şunu da orada yaşlı insanlarla da konuştum. O köyde yaşayan insanlara da konuştum. Onlar bile ne olduğunu tam olarak kavrayabilmiş değiller. Ama orada bir dönüşüm var, bir değişim var. O insanlar bile bunu anlamaya çalışıyor. Hatta ben bir Elbistanlı, o Molevit'te köyünden bir yaşlı amcayla Diyarbakır'dan cenaze törenine gelmiş ki cenaze konvoyuyla gelmiş yaşlı bir teyzenin konuşmasına tanıklık ettim. Teyze öyle bir rahat yakıyordu ki orada, o Diyarbakır'dan gelmiş teyze. Molevit'te Fidan'ın köylüsü yaşlı amca dayanamadı artık, sen niye bu kadar rahat yaklaşın, niye bu kadar acı çekiyorsun dedi. Aralardaki Kürtçe konuşmaydı, ben Kürtçe bilmediğim için bir arkadaşa tercüme ettirdim bunu. Kadın da 6 tane çocuğunu Kürtlerin özgürlüğü için kaybetmiş. Fidan da benim kızım, ben 6 tane çocuğumu verdim diyor. Bu cenaze töreni, Elbistan'daki bu cenaze töreni aynı zamanda Alevisi, Sünnisi, Şafisiyle Kürt birliğini de sindiriyordu. Bir de böyle bir özelliği var. O cenaze töreninde saptan insanlar Sünniydi, Şafiydi, Aleviydi. Hepsi bir aradaydı. Hepsi Kürttü ve böyle de bir özelliği vardı o cenaze töreninin. Teşekkür ediyorum. Peki. İyi akşamlar. Teşekkürler Bayram. Bahadır, biz gelelim cezaevlerine, 19 Aralık cezaevlerine. Yani ölüm orucuna çevrildi. Bir ay sonra ölüm orucu, işte 30 Kasım'da ölüm orucuna çevrildi. Ve 19 Aralık'ta katliama dönüştü cezaevlerine. O sürece biraz gidelim. Şimdi ölüm orucunun nedenlerinden başlamak gerekiyor. Devletin uzun yıllardır hazırlamış olduğu bir hücre sistemi, hapishaneler modeli vardı. Avrupa Birliği onaylı bir hapishane modeliydi, cezaevleri modeliydi. Esas amaç tecritti, izolasyondu. İşte dayanışma, sevgi,
işte paylaşım ortamının ortadan kaldırılacağı, insanların tek tek odalara, onların tabiriyle hücrelere yerleştirileceği ve uzun yıllar izole edileceği, toplumdan, dışarıdaki yaşamdan, birbirlerinden izole edileceği bir sistem dayatıldı. Aslında 19 Aralık'la birlikte başlamadı bu süreç. Yani çok öncesinde işte Eskişehir özel tip cezaevi süreciyle başladı. Ve bununla ilgili yıllarca bizler hapishanede direnişler gösterdik. Başaramadılar. Tarihi erteledikçe ertelediler ama en son Avrupa Birliği'nin de arkasına aldı Türkiye ve bu modeli hayata geçirmek için önümüze koydu. Yani bizim için tek seçenek vardı, direnmek. Çünkü izolasyon bir insanın tercih edebileceği bir yaşam biçimi değil. İnsanın, tüm insan özelliklerinin ortadan kaldırılacağı bir ortamdı, bir sistemdi. Ve biz de direniş hakkımızı kullanmak için yola çıktık. Bütün cezaevlerinde yüzlerce tutuklu ve hükümlü süresi aşık krevine başladı ve esas talep FETÖ'lerinin kapatılması, iptal edilmesi. Ama görüşmeler yapıldı, işte süreç kilitlendi, işte Türkiye'nin bütün gündemi cezaevlerine yöneldi. Çok tartışılmıştı öncesinden. Yani artık tartışılacak hiçbir şey kalmamıştı aşağı yukarı. Hücrelerle ilgili, hücre yaşamıyla ilgili. Ve sözün bittiği yerde direniş başladı. Belli bir noktaya geldikten sonra artık o dönemdeki iktidar çözümsüzlüğü dayatmaya başladı. Yani bir uzlaşma, bir arayol ya da işte bunun farklı bir şekle büründürülmesi falan söz konusu değildi. Sürekli tehditler, işte gazete manşetlerinde Türkiye medyası da buna alabildiğine komplike bir şekilde destek verdi. Ve irade çatışması belli bir noktaya tırmandı, kilitlendi. Daha sonra da operasyon gündeme geldi. Yani 14 Aralık'ta alınan bir operasyon kararı ki öncesinden zaten hazırlıkları yapılmış. Ve 19 Aralık'ta da büyük bir katliama dönüştü. 20 cezaevinde binlerce askerin helikopterler, işte buldozerler ve diğer askeri araçlarla, büyük ağır silahlarla, kimyasal gazlarla bir operasyonla, bir katliamına dönüştü. İşte saat gece 3 gibi aşağı yukarı başladı aynı anda. Tabii biz daha sonrasından öğrendik. Aşağı yukarı bir yıl öncesinden özel operasyon timleri hazırlanmış. İşte cezaevlerinin modelleri, arka bahçeleri, hapishanelerin arka bahçelerine kurulmuş ve orada tatbikatlar yapılmış. İşte öldürülecek insanların listesinden tutun da işte kim götürüldüğünde F tipine hangi hücreye konulacağına kadar önceden bir hazırlık var. Yani o noktada artık devletin geri adım atma aşamasına gelmişti. Ya da işte şu noktaya gelmiş. Bunlar anlamını yitiriyor. Sonuçta bir katliam gerçekleşti. Ve ondan sonra tabii ki direniş bitmedi. F-tiplerine taşındı. Ve bugüne kadar geldi. Yani şu anda insanlar yine F-tiplerinde yaşamaya devam ediyor. Aynı acılar, aynı işkenceler, aynı baskılar tüm hızıyla devam ediyor. İşte bundan bir hafta önce Kırıklar F-tipi cezaevinde işte bir hükümlünün firar etme girişimi bahane edilerek aynı hücrede bulunan insanlar ağır işkencelere tabi tutuldu. Yani bizler sağlık nedenlerinden kaynaklı tahliye edildik. Raporla geçici olarak tahliye edildik. Olanakları olanlar Avrupa'ya, yurt dışına çıkabildi. Ama olanakları olmayan insanlar, gerçekten çok ağır rahatsızlığı olan arkadaşlarımız Türkiye'de kaldı ve bunların bir kısmı daha sonra raporları adli tıpın ve mahkemelerin onayından geçmesine rağmen ve işte Wernicke-Korsakoff sendromu diye bilinen rahatsızlığın, aşık kremden ölüm orucundan kaynaklı, bu rahatsızlığın ömür boyu ve kalıcı olduğu tüm tıp adamları tarafından onaylanmasına rağmen, mahkemelerin de bunun altına imza atmasına rağmen raporlar iptal edilerek tekrar insanlar cezaevlerine gönderildi. Bir kısım arkadaşımıza daha sonra tahliye edilmesine rağmen tekrar tutuklandılar ve halen de cezaevinde yatıyorlar o sağlık sorunlarına rağmen. Sevgili Hacer, yani o süreci en acı yaşayanlardan bir tanesi sensin. Evet, 19 Aralık 2000 tarihinde Bayrampaşa cezaevindeydim. O süreci en ağır yaşayanlardan biriyim. Bayrampaşa C1 bayanlar koğuşunda 6 arkadaşım atılan maddelerden yanarak diyorum ama aslında eriyerek, yani
bugün dahi bilmedim. Yani o atılan maddenin ne olduğunu bilmediğimiz bir maddeyle yandık. O süreci şöyle söyleyebilirim. Büyük abim Erdal Arıkan Bursa cezaevinde ve ölüm orucundaydı. Aynı zamanda Bayrampaşa cezaevinde yani küçük abim diyeyim. Onunla birlikte Bayrampaşa cezaevindeydik ve görüşmeler yapıldığı için C1 Bayanlar Koğuşu'nun önündeki koridorda heyet içerideyken biz görüşüyorduk. O Ümraniye cezaevindeki katliamı da yaşamıştı ve beni ikna etmeye çalışıyordu. Yani operasyon olacağı ve operasyonda nasıl davranmam gerektiği konusunda ikna etmeye çalışıyordu. Ben de şey diyordum, yani biz bayanız. Yani biz bayanlara sizlere davrandıkları gibi sert bir şekilde davranmazlar. Yani siz daha yoğun yaşarsınız, o şiddeti görürsünüz. İşte bizler de sevk sırasında yaşarız ve aslında onun uyarılarına inanmama, inanmak istememe vardı. Yani o gecede heyet içeride ve şey yani artık anlaşma noktasına gelindi ve onun anlaşmanın sağlanacağı şeklinde konuşmaların olduğu bir süreç yaşanıyordu ama abim o yani operasyonun yapılacağını hissetmişti ve koruma yani kardeşini ya da orada bulunan herkesi koruma içgüdüsünü taşıyordu. Heyet dışarıya çıktı. Ben abimden ayrıldım. O koğuşuna döndü. Ben yatağa yattım. Yani uyumayla uyanıklık arası diyeyim. Operasyon sesiyle uyandım. Ve ilk duydum silah sesinde abimin öldüğünü düşündüm. Çünkü niye böyle düşündüm? Kardeş olarak yani kardeşler olarak operasyon başladığında bir araya gelme. Yani ölürsek de beraber ölme. Yaşayacaksak da işte onu var olan şeyi birlikte karşılama düşüncemiz vardı ama bu hayata geçmedi. Çünkü operasyon başladığında C1 Bayanlar Koğuşu'nun önüne kadar asker girmişti ve oradan atılan silahla abim ilk vurulan yani koridorda dur sesi hani söyleniyor ya dur ihtiyari yapıldı işte öyle şey oldu diye. Hayır, o operasyon oldu deyip geriye döndüğünde yani benim koğuşuma yetişmeye çalışırken ilk vurulan kişi ve operasyonu yaralı ayağından vuruldu ve yaralı olarak atlatan bir insan. Sonrasında yani bize atılan bombalar işte tavanlar delindi. Tavanlardan, mazgallardan, işte karşı koğuşun çatısından yani her yerden atılan bombalar vardı. Yani silah şeyleri. Bunları yaşadık. Kendimizi korumak için işte önce camları kırdık. Çünkü nefes almamız gerekiyordu ve gelecek olan şeylerden yani bomba çarptığı zaman o camların bizi yaralamasını istemediğimiz için aynı zamanda nefes alabilmek, kendimize yaşam alanı sağlayabilmek için camları kırdık. Arkasına atılan bombaları elimize ne geçerse yani çıplak elde dahil ya da orada işte giysilerimiz, şeylerimiz var olan her şeyle camdan dışarıya attık ama en son artık koğuşta yaşayamaz. Yani o noktaya geldiğimizde dışarıya çıkma kararı. Yani dışarıya çıkma dediğimde yatakhane bölümdeyiz. Koğuş iki katlı düşünün. Alt kat yemekhane ve havalandırma. Yani gidebileceğin hiçbir yer yok. Çıkıyoruz dendiğinde yani koğuşun kapısının tarafında olan arkadaşlar çıkıyoruz dediğinde tavanlar delinmişti zaten. Oralardan bombalar atılıyordu. Oradan bir hortum eşliğinde bir madde bırakıldı. Yani ama ondan önce oradaki yatağı tutuşturacak bir madde arkasına o hortum bırakıldı. Şimdi bunu bu kadar net neden söylüyorum? Koğuşun en gerisindeydim. O hortumu gördüm ve içerisi yani gündüz 12 geceki gibi karanlık oldu. En gerisinde zaten kendimizi kaybetme noktasına gelmiştik. Atılan bombalardan yani çok sağlıklı yürüyebilir, çok sağlıklı düşünebilir, hareket edebilir noktasında değildik. En gerideydik. İşte arkadaşımı gördüm, onun kolundan çekmeye çalıştım. Diğer arkadaşıma gördüm, seslendim, kalkmalıyız, çıkmalıyız ama şöyle düşünün, çıkış noktanız ve yani tek koğuşun tek çıkış noktası veya tek giriş noktası. O nokta yakılmış, o madde oradan bırakılmış.
Ve başka yapabileceğiniz bir şey yok. Camdan atlayamazsınız. Parmaklıklar var. Oraya geçmeniz gerekiyor. Yani kapıya kadar geldim. İşte o noktaya geldim ve gözlerimi kapattım. Şey yaptım. Arkasından bir şeye bastığımı hissettim ve şey yani hani insanlar panik halinde birbirini yani ezmek istemedim. Yani bir arkadaşımın benim yüzümden zarar görmesini istemedim. Yani kendi hayatımı kurtarayım deyip şey yapmadım. Yani ben de arkadaşlarımın hayatını kurtarmaya çalışıyordum sonuçta. O noktada işte arkadaşımın elini bıraktım. Yanıyoruz. Hani sonuçta itfaiye operasyon yapılıyorsa itfaiye de geliyor. Yani daha önceki operasyonlardan, yapılan katliamlardan biliyoruz. Ulucanlar olsun, Ümraniye olsun, Buca olsun, Burdur olsun ki yani burada Diyarbakır olsun. Burada insanlar öldürüldü. Yani nasıl öldürüldüklerini biliyoruz. Ama bize bomba atmaya yani temiz havayla karşılaşan şöyle söyleyeyim aşağıya inen temiz havayla karşılaşan tekrar merdivenlerden yukarıya çıkıp bir başkasını kurtarmaya yani içeride kalanları kurtarmaya çalışıyordu ve bomba atılmaya halen devam ediyordu. Yani bir yandan yanıyorduk bir yandan da onlar bomba atmaya devam ediyorlardı. Yani birbirimizi kurtarmamızı da engellemeye çalışıyorlardı. Peki bu atılan bombalar, yani göz yaşartıcı bomba mı, nasıl bir bomba? Bunlar belli mi, nasıl atıldı? Göz yaşartıcı bomba, biber gazı, sinir gazı. Yani 4-5 çeşit yani yuvarlak, silindir şeklinde köşeleri olan yani çok farklı bombalardı. Ama şöyle bir şey var, o bilirkişi raporunda okudum ben. Tiner'de bulunan organik solventlerden tölyen, xylene ve metanol denilen yanıcı bir madde Evet. Atılıyor bombalarla birlikte sizin üstünüze. Evet. Adli tıp raporu bunu 2001 tarihinde Ben de rapordan okudum. 2001 tarihinde açıkladım. Peki vicdan, senden de giden bu sürece. Ben de Uşak cezaevindeydim o dönemde. Yani her cezaevine yapıldığı gibi o gece bize de operasyon yataklarımızdaydık. Birden askerlerin girmesiyle yani o andaki duygularımı anlatamıyorum. Gerçekten çok yoğun. Sen orada seni direkt öldürmeye geldiklerini zaten biliyorsun. Yani artık ölüm nasıl hani denir ya Azrail ile karşı karşıya geldim. Onlar da Azrail gibi zaten üstümüze geldiler. Yani oradan ben düşünmüyordum sağ çıkacağımızı. Tesadüflerle sağ çıktık yani. Birçok insan hayatını kaybetti. Yani bu nasıl diyeyim Neresi? anlatılamaz belki yani yaşanmadıktan sonra bazı şeyler var ki yüz yüze geldiğinde o anda hayat kurtarma operasyonu adı. Ama öldürmeye gelmişlerdi. Hayatı kurtarmaya değil yani. Bizi tamamıyla orada yok etmek için gelmişlerdi. Peki Berlin'i tanıyordun ama, Berlin'i değil tanıyorum mi? tabii ki. Bir arkadaşım anlatmıştı, avukat arkadaşım anlattı bana, bayan arkadaş. Yani Berlin'in o kadar güzel bir kadın olduğunu anlatıyordu. Ya ben bayan olarak diyordu, yani bir avukat olarak aşık oldum Berlin'e. Yani o kadar güzel bir kız diyordu. Evet. Maalesef yattılar. Evet. Onun için de bir şiir yazmıştı. Lise yıllarında tutuklanıp gelen bir arkadaşımızdı. Hayatı en çok hak edenlerden bir tanesi. Öyle diyebilirim. Yani bu insan bir şekilde, yani lise öğrencisi ya, bu insan ne yapmış olabilir? Siz cezaevine attınız. Nasıl bir düşmanlık ki bu insanı öldürünceye kadar, yani hayatını elinden alıncaya kadar uğraşıldı. Yani bence çok korkunç bir şey. İnsanların zaten bir zorluk yaşıyorsun sen cezaevine girmişsin. Cezaevinde yaşama özgürlüğün elinden alınmış. Üstüne kalkıp hayatın elinden alınmaya kalkılıyor. Yani büyük bir katliamdı ve çok korkunçtu yani. Korkunç bir şeydi. Sevgili Hülya, sen o süreci yaşamadın. Olsun. Ama şeyi duyuyorsun, yani gelen insanlardan duyuyorsun. Yani nasıl yorumlanır bu hal? Mesela Türkiye deyince hepimiz bir topraklardan geldik. Katliamlara dolu. Maraş katliamı, Sivas katliamı, Çorum katliamı, Gazi katliamı, cezaevleri katliamı. Ya böyle bir ülke var mı dünyada? Neler yaşıyoruz biz?
Ben çalıştığım iş yerinde de tabii insanlarla karşılaşıyorum. Ya ben de onun için mülteci sordum. Olarak gelen ama özel olarak da tabii tanışıyorum. Ülkemizden gelen insanlar maalesef gerçekten çok kötü durumda geliyorlar buraya. Çok acılar çekmiş şekilde geliyorlar. Ve burada da hayata tutunmaya çalışıyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla hiç kimse isteyerek mecbur kalmadıkça gelmiyor. Bunlar çok üzücü şeyler. Burada yani Avrupa'da, Almanya'da insanların bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Orada yaşanan şeylere karşı bir hareketlilik olması gerekiyor. Sadece izleyip de ah vah demek yetmiyor. Yani bir dayanışma ağının olması gerekiyor ki insanlar buna maruz kalmaya devam etmesinler. Aynen. Sevgili Bahadır, yine raporlara gidelim. İlk açıklamalar şeydi. İşte mahkumlar askerlerle silahlı çatışmaya girdi. Şimdi cezaevindesin. Elinde hiçbir şeyin yok ama silahlı çatışmaya. Peki mahkumlar silahları nereden alıyorlardı? Şimdi daha sonra yani bu 19 Aralık mahkemesi sürecinde tabi bunlar çok gündeme geldi. Basında da. Hatta operasyonun ilk günlerinde işte makinalı tüfeklerden tutun da işte doçkalara kadar bilmem nelere evet. kadar abartan medya grupları oldu. Bunlar tabii provokatif şeyler. Yani böyle oldu da daha sonra kanıtlandı. 19 Aralık yargılama sürecinde askerler bizzat yine askerlerin silahından çıkan kurşunlarla öldükleri adli tıp raporlarıyla kanıtlandı. Evet. G3 denen askerlerde bulunan silahlardan çıkan kurşunlarla öldü, ortaya çıktı. Yani bu yalan da tutmadı. Yani sahtekarca bir şey. Yani madem öldürüyorsun biraz mert ol. Yani Türkiye devleti açısından söylüyorum ben. Yani mertlik de gerekiyor. Evet, düşmanda mertlik evet. de olması gerekiyor. Yani dostlukta, düşmanlıkta böyle yaşanması gerekiyor. Bizde silah falan yoktu. Olması da mümkün değil. Zaten işte cezaevine ziyarete giden insanlar bilirler. 50 tane aramadan geçirilir. XYZ yazından geçirilir. Ve benzeri. Yani bunun böyle olmadığını zaten kamuoyu biliyordu. Ama devlet işte operasyona gerekçe oluşturmak için bu tür yalanlar söyledi. Bugün halen daha söyleniyor bunlar. Ama adli tıp raporuyla da bizzat kanıtlanmıştır. Yani ölen iki asker kesinlikle tutuklu hükümlerin o bahsedilen silahlarından değil, G3 tüfeğinin, asker tüfeğinin mermileri oldu. Açığa çıktı yani. Ama o dönemin başbakanı Bülent Ecevit'ti. Evet. Hikmet Sami Türk, ya çok konuşan, çok yalan söyleyen, bazen yalanları açık alır derler. Evet. Hikmet Sami Türk'ün sonradan yaptığı bir açıklama var. En ilginçini o biliyor. Biz 3 ay askerlere tatbikat yaptırdık diyor. Oysa 3 ay önce cezaevlerinde açlık grevi falan yok. Ya bir takım kullanışlar var ama daha önceden tatbikat, şimdi öldürme adı altında, vicdanın az önce söylediği, Hacer'in az önce söylediği, o tatbikatları askerlere yaptırmışlar, öğretmişler. Yani 3 ay önceden başlamış bir süreç olduğu ortaya çıktı. Sonra sözüm yanlış anlaşıldı falan dedi ama bir kere ağzından kaçırmıştı. Evet sevgili Hacer. Yine gelelim sizin o sürece. Ondan sonra devam edelim yani. Ne yaptınız? İşte siz arkadaşları kurtarmaya çalıştınız. Ben arkadaşlarımı kurtarmaya çalıştım. Kalçama bomba isabet etti. Yani bunların hepsini sonraki süreçte tabii düşünüyorum. Çünkü düştüm ve kalkamadım. Kapıya bir metrelik mesafeden çıkamadım ve beni aşağıdan yukarıya çıkan, yani bizlerin hayatını kurtarmak için yukarıya çıkan, yanmayı göze alarak o koğuşun içerisine girip bir arkadaşım, kapıda bekleyen diğer arkadaşların yardımıyla aşağıya kadar indirdiler ve koğuştan en son çıkartılan kişi bendim. Yani ben merdivenlerden aşağı indirildiğimde içeride 6 arkadaşımızın kaldığını ve 6 arkadaşımızın öldüğünü ya da öleceğini, çünkü çıkartamıyorsun ve içerisi göz gözü görmez durumda ve o yani o merdivenlerden benden sonra çıkanların hissettiği ve ömürleri boyunca unutamayacakları yani bir koku diyelim ya da adına ne dersek diyelim, yani ölümü hissetmeleri diyelim. Yani
Bu bizim yanmamızla bitmiş değil. Yani 12'de, saat 12'de yakıldık ama ondan sonra bizim üzerimize bomba ve tazyikli su sıkılmaya devam edildi. Yani biz havalandırmaya indik. Ben kendimi bombaların arasına bıraktığımı hatırlıyorum. Çünkü yanıyorum ve söndürmek istiyorum. Yağmur yağmıştı ve havalandırmanın ortasında su vardı. Suların içerisinde bizim camdan dışarıya attığımız bombalar duruyordu. Ve o bombaların arasında kendimi sırt üstü bıraktım. Bombalar atılmaya devam ettiği için işte gardiyanların bulunduğu bölüm vardı. Oraya girdik. Oraya da bombalar atıldı. Tekrar havalandırmaya çıktık. Yani bu saat 4.30'a kadar sürdü. 4.30'da o bütün gazetelerde çıkan ve Bayrampaşa fotoğrafı olarak gördüğünüz işte etrafımız tamamen askerlerle silahlar bize doğrulmuş. Biz harap bir vaziyette. Yani o fotoğraf bütün basında yer aldı. O şekilde ve ondan sonra hani ağır yaralılar direkt olarak hastaneye değil, kimlik tespiti için askerlerin gazino dediği bölüme götürüldük. Yani Bayrampaşa Hastanesi cezaevinin içerisinde ayrı bir bölüm. Yani ön kapıdan çıkıyorsun ve direkt olarak hastaneye götürülmen gerekirken sen sürüklenerek, hani ben yürüyemiyordum ama askerlerin beni nasıl koşturduğunu, yani zaten bir yandan canım yanıyor. Yani o mesafeyi ve ondan sonrasını hatırlamıyorum. Gözlerim zaten kapalı. Yani kapanmıştı. Yani ama sen yanmıştın yani. Yanmıştım. Evet, yanmıştım. Başka arkadaşlar da vardı seninle beraber. Yani hepimiz arkadaşlar. Sonuçta o şekilde ilk önce o gazino denilen bölümde isim tespiti yapıldı. Yani arkadaşların sadece sesleri hatırlıyorum. Önce ağır yaralıları alın. İşte bu arkadaşın adı bu. Önce buna işte şey yapın. Yani bir sen olsun, diğerleri olsun. Yani ağır yanık durumda olan arkadaşlar önce cezaevi hastanesine götürüldük. Ondan sonra Haseki'ye, yani formalite. Haseki'den sonra da Cerrahpaşa'ya gönderildik. En ağır durumda olanlar. Ama şu kadarını söyleyeyim. Yani biz C1 bayanlar koğuşunda olan 27 bayandık o zaman ve 27 bayanın da yanarak ölmesi hedeflenmişti. Yani biz yaşıyorsak yanmayı göze alıp birbirimizin hayatını kurtardığımız için yaşıyoruz. Kendimizi kaybetme noktasında temiz havayla karşılaşıp ne olduğunu hatırlayıp o merdivenlerden tekrar yanmayı göze alarak içeriye girmeye çalışanlar, yani çalışan arkadaşlarımız sayesinde. Yani ben yaşıyorsam öyle yaşıyorum. Yani ben şunu söylemek istiyorum. İşte kapıya kadar, Şefi Nur adlı arkadaşımı kapıya kadar çektim. Yani bazen şunu düşünüyorum. Yani işte Nilüfer arkadaşım geride kalmıştı. Yani ben kapıya kadar çektim. Geride kalsa hani yanmadan belki ölecek ama yani sonuçta ölecek. Ya da o arkadaşım, beni kurtaran arkadaşım önümde işte Gülser, onun üzerinden önce onu kurtarmaya çalışıyorlar ve öldüğünü anladıktan sonra içeriye sesleniyorlar. Şey yok, benim konuşacak halim yok. Bir hareket hissediyorlar. Yani o siyahlığın içerisinde birisi var orada. Yani ben olduğumu bilerek değil. O hareket, yani orada kurtarılacak biri var. Onu kurtarırım deyip içeriye girip dışarıya çıkar diyor. Yani yaşıyorsam ben onlar sayesinde yaşıyorum. Yine raporda şöyle bir şey var. O atılan bombaların çok güzel olması lazım. 20 gramı 38 dakikada insan öldürüyormuş. Ki size atılan bombalar 35 gramlık bombalar. Ki ölümünüz aşağı yukarı 13 dakikaya falan geliyor. Yani 13 dakikada öldürmeler hesaplanmış. Yani kapalı mekanda, üzerinde şu yazıyor. Kapalı mekanda ve insanların bulunduğu mekanda kullanılmaması gerekir. Evet, onu da ayrı bir yerde belirlemişler. Üzerinde yazan bu. Ve adli tıbba götürülen çuval sayısını diyeyim. Yani bomba sayısından daha fazlasına biz maruz kaldık. Çünkü ben sayısını hatırlamıyorum. Kaç tane bombayı dışarıya attığımı. 27 bayan da aynı anda aynı iş hareketi yaptığımıza göre, yani o belirlenen sayının çok daha üzerinde, ki yani diyorum sadece kapalı mekanda değil, yani ondan sonraki mekanlarda da biz o bombalara maruz kaldık. Yani sadece koğuşta değil, işte gardiyanların odasında da, bekleme odasında maruz kaldık, havalandırmada maruz kaldık. Hani havalandırma dediğimiz dört duvar, üstü tamam açık
ama sonuçta üstte ne kadar açık olsa da yani o etkiyi yaşıyorsun. Evet. Sevgili vicdan. Yani senin şeyin bitmedi. Cezaevine yatmaların bitmedi. Bu sene de izine gittin. Yine benzeri bir olay bu sene yaşadın. Evet. Bu sene o yaşadıklarını biraz onu da bahsedelim. Yaz tatili yapmak istedik. Hırvatistan'a gittik ve gümrükte pasaportlarımızı verdik. İşin ilginci, onu da özellikle belirtmek istiyorum. Gitmeden önce şöyle bir şeyimiz oldu. Yabancılar polisine sorduk. Biz Hırvatistan'a gitmek istiyoruz. Böyle bir düşüncemiz var. Tabii dediler. Gidebilirsiniz. Sadece Türkiye'ye gitmeyin, o zaman size bir şey yapamayız. Ama onun dışında her yere gidebilirsiniz. Dünyada her yere gezebilirsiniz gibi bir şey söylediler. Biz de o rahatlıkla, o gönül rahatlığıyla çocuğumuzu da aldık. Güzel bir tatil yapmak için gittik. Pasaportlarımızı gümrükte verdik. Ve bana dediler ki bir dakika aşağıya inebilir misiniz? Bir problemimiz var. İndim. Sonra da hiçbir şey söylemeden, bir şey açıklanmadan bir terörist yakaladık diyerekten yaka paça beni... Ama dönüşte oldu bu. Siz giderken ya, değil. Dönüşte oldu. Tatilimizi yapmıştık. Hı. Doğru. Yaka paça arabaya, bir polis arabasına bindirildim. Bir terörist yakaladık diyerekten beni cezaevine götürüp koydular. Almanya'da bir oturumum olduğunu, ilticacı olduğumu, süresiz bir oturumum olduğunu ve Türkiye ile bir ilişkimin olmadığını, yani artık Türkiye gönderilme gibi, ben cezaevinde yaşadım, evet, çıktım ve ben sağlık nedenleri dolayısıyla çıktım, raporlar almıştım. Sağlık problemlerim hala devam ediyor. Almanya'da yaşamımı tekrar sürdürebilmek için ilticada başvuruda bulundum ve bu hakkı kazandım. Şimdi bir yaşamım var, sağlık sorunlarım devam ediyor. Tabi bunlar hiçbirisi şey yapılmadı. Interpol araması, Türkiye'nin Interpol araması çıkartması nedeniyle sanırım 1,5 ay falan bir Hırvatistan'da cezaevinde tutuldum. Sonra sağlık nedenleri dolayısıyla beni deli olarak görüp bir akıl hastanesine kapattılar. 1,5 ay da orada kaldım sanırım. Yoğun tepkiler oldu. Sağ olsun burada Almanya'da arkadaşların çok büyük bir kampanyası oldu. Orada da insan hakları kurumları, barış dernekleri gerçek anlamda bir sahipler. Duyarlılar, çok duyarlılar. Çok duyarlılar gerçekten, evet. Halkı çok duyarlı, onu söyleyebilirim. Yani mahkemeleri çok korkunç ama halk olarak gerçekten çok duyarlılar. Ve ondan sonra da bu bütün, ki Dubrovnik'te olmuştu bütün bunlar. Dubrovnik Mahkemesi benim Türkiye'ye geri verilme kararımı çıkarttı. Tabii bu şeye avukatlar itiraz ettiler ve bu kamuoyunun tepkisiyle oranın başbakanı bir açıklamada bulundu. Hırvatistan Başbakanı. Ki Hırvatistan'ın Avrupa Birliği'ne girme gibi bir düşüncesi olduğu için Avrupa standartlarına uygun hareket etme adı altında böyle bir şey söylediler ve beni Almanya'ya geri vereceğim söylendi. Tabii bunun üstünden 2,5-3 ayda ev hapsinde kaldım ben. Orada Barış Derneği'nden bir bayanın evinde kaldım. Yani işin açığı beni Türkiye'ye gönderilmem demek. Tekrar cezaevi, tekrar bu cezaevlerinde yaşanan olayları tekrar yaşamam demek. Hayatımın sona erdirilmesi demekti. Ve benim bir hakkım vardı. Bu hakkımı görmezden geldiler. Yani ben evet, ben aranıyor olma, zaten orada bir gazeteci şöyle demişti. Siz ilticacısınız. Yani aranıyor olmanız çok normal değil mi? Zaten siz politik olarak gelip buraya iltica etmişsiniz. Yani siz orada sorunlar yaşadığınız için buraya geliyorsunuz. Böyle bir o şeyin olması da çok normal. Bu bir çelişki değil mi diye sormuştu. Ben de demiştim bunu siz kendi şeylerinize sorun. Bana değil. Çünkü ben kendi hakkımı aramak için geldim ve Almanya bana bu hakkı verdiyse Hırvatistan bunu nasıl görmemezlikten geliyor? Ya da Türkiye yıllar sonra nasıl benim hakkımda tekrar bir Interpol araması çıkartıyor? Evet, korkunç bir dönem geçirdik. 5,5-6 ay kadar bir dönemdi. Ama arkadaşların çok duyarlı ve büyük bir çalışması oldu. Yani burada Hülya'nın bayağı çok çalışması oldu. İlk başta tek bayağı uğraştı oldu. Tek başına değil tabii ama şimdi Almancayı bilmek, yani buradaki o bürokratik çevreyi bilmek, onlara ilişki kurmak falan bu da az mesele değildi. Evet sevgili Hülya, söz sende şimdi.
Ben ilk Vicdan'ın Hırvatistan'da tutuklandığını duyduğumda şok oldum. Çünkü daha önceki yaşadığı olayları biliyordum. Bir süre kendisine danışman olarak refakat etmiştim. Daha sonra arkadaş olduk. Mutlaka bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündüm ve ilk başta sağlık durumuyla ilgili gerekçeleri öne sürüp en azından cezaevinden çıkarılması gerektiğini. Biz tabii cezaevinden çıkarılırsa akıl hastanesine yatırılacağını düşünmemiştik. Hastaneye yatırılır, orada sağlığına dikkat edilir, cezaevi koşulları olmaz diye düşünmüştük. Öyle başladık. Var olan doktor raporlarını göndermeye, biz kurum olarak rapor yazdık. Avukatıyla ilişkiye geçtik işte. Ve bu süreçte çeşitli insanlar katıldı. İlk başta Vicdan'la Bahadır'ın arkadaş çevresi olarak biz başladık. Daha sonra iade kararı çıktığında Dubrovnik'ten yani dışarıya, kamuoyuna daha açık bir şekilde olayı yansıtmamız gerektiğini düşündük. Ve dışarıda miting yapmaya, bilgi standı açmaya, işte bildiriler hazırlamaya, Avrupa çapında mail göndermeye başladık. Siyasetçilere, işte önemli kişilere ve internet sayfası vesaire ve bütün bu süreçte işte doktor, üniversite öğrencisi, yine sosyal danışman, böyle bir sürü insan katıldı bize. Ve Vicdan'a Özgürlük Komitesi olarak yani bu insanlar çalışma yaptı. İşte kahvaltı düzenledik ve sürekli böyle insanları bilgilendirip duyurmak istedik ve standlar açtınız. Standlar açtık her hafta. İlk her hafta miting yapıldı. Bütün yani bu süreçte. İade kararı çıktı. Cuma günü çıktı 14 Eylül'de. 17 Eylül'den itibaren biz ilk iki hafta her gün stand açtık ve her hafta miting yaptık. Ondan sonra da sonuna kadar Vicdan gelene kadar her hafta miting yapmaya devam ettik. Sürekli basında verildi ve bu yayıldı. Birçok yerden destek alındı. Özellikle internet kanalıyla bir imza kampanyası düzenlendi. Orada yüzlerce imza gitti ve faks, zaten biz imza topluyorduk ve faks, protesto faksları ilk başta Hırvatistan'a, daha sonra da Almanya'ya yöneldik. Çünkü Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın yeterince duyarlı davranmadığını, vicdan için hareket etmediğini fark ettik. Şu gerekçeyle, bu bizim vatandaşımız değil. Yani Alman vatandaşı olsa onun adına hareket edeceklerini ama Alman vatandaşı olmadığı için hareket edemeyecekleri gerekçesi gösterdiler. Yazılı olarak da böyle bir mektup geldi. Bunun üzerine biz de daha çok Alman siyasetçilerine, milletvekillerine ulaştık. Onu da yeterli görmeyip Avrupa Parlamentosu'na ulaşmaya çalıştık. Ulaştık da yine oradan insan hakları gözlemcileri, Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve buna benzer insanlar yoğun destek verdiler. Ve sanıyorum tüm Avrupa duydu. Başka var mı? Yani Vicdan'dan başka arkadaşlar da vardır. Benzeri olayları yaşayan senin bilgin vardır. Zaten biz Vicdan yani Vicdan'ı oradan geri aldıktan sonra sürekli bu olayları duymaya başladık. Yani hemen akabinde birisi Hollanda'da böyle sokaktan bir trafik kontrolünde alınan bir kişi. Fransa'da oturumu olan ama Hollanda'da o an gezmeye gelmiş bir kişi. Interpol araması yine. Öyle sokak ortasında tutuklanıp Fransa tabii geri alıyor ama Hırvatistan durumu biraz farklı çünkü bu işte tam Avrupa Birliği üyesi olmadığı için. Sonra yine 31 Aralık'ta birisi yine Hırvatistan'da tutuklanmış. Şimdi yeni. Aynı dönemde Vicdan tutukluyken 20 tane Avrupa çapında olay olduğunu biz duyduk. Hepsini bir bir isim olarak ulaşamadık tabii. Ama şu anda bize ulaşıyor hep bu isimler çünkü birçok aile bizi artık bildikleri için ve herkes takip ettiği için bizden yardım istiyorlar. Yani böyle bir kampanya yürütülmüş. Nereye gidebiliriz, nasıl yapabiliriz diye. Bu süreçte benim için en önemli olan olay bu Interpol aramalarının insanlar açısından ne demek olduğunu. Yani böyle hayatlarının elinden tekrar çalınmaya çalışılması.
ve bir sürü insanın buna maruz kalması, özellikle ölüm orucundan gelen insanların hala Avrupa'da da bir sürü sorunla karşılaşması, iltica davalarında yürümemesi, sağlık sorunları, işte yalnız kalmış. Yani biz Mainz'te özellikle Vicdan kampanyası ile birlikte bu konuda hem kendimiz bilgilendik hem de insanları bilgilendirdik ve bundan sonra da bu konularda bir şeyler yapmak istiyoruz. Biraz bunları öğrendik. Öğrendik. İnsan, yani bunlar bizim insanlarımız ve Türkiye'de bir demokrasi mücadelesine katılmışlar ve bizim, yani ben Avrupa'da, yani çocukluğumdan beri buradayım. Karşılaşmadığımız sahip olduğumuz haklar için hareket etmişler ve bir sürü bedel ödemişler ve ödemeye de devam ediyorlar. Bu insanlarımıza yardım etmek bizim bir borcumuz diye düşünüyorum. En azından bundan sonra onların yanında olmaya, onlara destek olmaya çalışacağız. Ve bunu duyurmaya devam edeceğiz. Ki Avrupa kamuoyu, insanlar da gözlerini kapatamasınlar. Anladım. Arkadaşlar, programın sonuna geliyoruz. Ben son sizin cümlelerinizi alacağım. Sevgili Bahadır, son söylemek istediğini alayım ben. Ben şunu belirtmek istiyorum. 3 Şubat tarihinde Köln Odeon sinemasında Simurgh adlı film gösterime girecek. Özel bir gösterim olacak. Biz Wernicke Korsakoff'larla dayanışma Avrupa koordinasyonu olarak gerek Köln'de, gerek Hamburg, gerekse Berlin'de 3 yerde gösterim yapılacak ve söyleşiler de gerçekleşecek. Filmin yapımcısı Ruhi Karadağ da Türkiye'den geliyor. Wernicke Korsakoff'larla dayanışma ağına kalacak bu gelir. O yüzden duyarlı olan bütün insanların bu filme katılım göstermelerini istiyorum. Bir açıklayalım. Wernicke Korsakoff hastalığı açlık grevlerinden sonra oluşan bir hastalık, evet, değil mi? Ölüm orucundan kaynaklı ortaya çıkan ve ömür boyu tedavisi mümkün olmayan bir rahatsızlık. Wernicke Korsakoff sendromu. B1 vitamini alınarak sadece bulunduğu noktayı koruyabiliyor ama tedavisi mümkün değil. B1'in alınmadığı koşullarda daha da geriye gidiyor. Ya da sosyal yaşam koşulları değiştiğinde, işte vicdan örneğinde yaşadığımız gibi, yani tekrar hapishaneye alınmadığında, tekrar işkenceyle tehdit edildiğinde tekrar geriye gidebiliyor bu rahatsızlık. İşte Avrupa çapında şu an öyle bir dayanışma ağı başlatıyoruz biz. İşte Wernicke Korsakoff'larla dayanışma Avrupa koordinasyonu oluşturuldu. Bununla ilgili toplantılar yapılıyor. Gerek Avrupa'da yaşayan Wernicke Korsakoff'lu ya da hapishanelerde yaşanan katliamlardan, işkencelerden kaynaklı sağlık sorunu yaşayan arkadaşlarımıza ulaşmak, onların yaşamlarını kolaylaştırmak için 4-5 yıldır da Türkiye'de böyle bir çalışma vardı. Çeleğe su verenlerle el ele kampanyasıydı. O da Wernicke Korsakoff'lar ve eski hapishanede yatmış insanlara yönelik bir kampanyaydı. Aşağı yukarı bütün şehirlerde konserler yapıldı. İşte kardeş türküler bizzat bütün etkinliklere katıldı ve buradan elde edilen gelirle İstanbul'da bir ev satın alındı. Tek başına yaşayamayan arkadaşlarımız, yardıma ihtiyacı olan, sürekli bir başkasına bağımlı yaşamak zorunda kalan arkadaşlarımız var. Yürüyemeyen, gözleri görmeyen, çocukluğunu yaşayan, günlük yaşayanlar var. Örneğin akşam uyuduğunda sabahleyin tekrar sabah kalktığında hafızasını sıfırlayan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşların bir kısmı yerleştirildi İstanbul'daki eve. Ama bu evin devam etmesi gerekiyor. Yani fizik terapileri yapılıyor, işte çeşitli ihtiyaçları var. Biz de gerek Avrupa'da yaşayanlar, gerekse Türkiye'deki bu arkadaşlarımızla yani onların yaşamlarını kolaylaştırmak için bu dayanışma ağını büyütmeyi hedefliyoruz. Bununla ilgili de önümüzdeki dönemde çalışmalarımız olacak. İşte Simurgh'da bunun bir parçası olarak Simurgh filmi 3 Şubat'ta Köln'de gösterilecek. Anladım. Vaktimizi epey açtık ama ben sevgili Hacer, senin bir kitabın var. Kitap yazdın. O konuda kısacık bir bilgi alayım. Programı kapatacağız. Şöyle söyleyeyim. 19 Aralık yaşadığımızda biz aylarca birbirinden, yani ben ailem, yani ailem benle ilgili haber alamadı. 3 kardeştik. Başta da söylediğim gibi 3 kardeş birbirimizden haber alamadık. Birbirimize ulaşabildiğimiz nokta sadece mektuplardı. Birbirimize ve ailemizin bizlere yazdığı mektuplar ve o dönemde arkadaşlarımızın da bizlere yazdığı mektupları
19 Aralık'ı en açık şekilde, ondan sonraki yaşananları yani en yalın dille anlatabilecek şekilde mektupları derledik, kitap haline getirdim. Ve bu kitabın geliri de yine Bernik ve Korsakoff'la arkadaşlar için kullanılacak. Yani onlar adına kullanılmış olacak. 19 Aralık tarihinde çıktı. Yani geçen sene 19 Aralık, yani bundan bir buçuk ay önce. Peki arkadaşlar, çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Yani konuşacak konu çok ama televizyonların böyle bir sınırı var. Biz her ne kadar zamanımızı geniş tutsak da. Değerli izleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.